rektörüm, kıymetli rektör yardımcılarım, sayın genel sekreterim, üniversitemizin çok kıymetli öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesi'nin her çarşamba günü düzenlediği BTU konuşmalarının 3. bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. BTU konuşmalarında akademi, bilim, kültür, sanat ve spor dünyasından, iş dünyasından ve siyaset dünyasından uzman ve tecrübeli isimlerden oluşan sürpriz konuklarımızla her çarşamba bu salonda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. BTE konuşmalarının 3. haftaki yani bugünkü bölümünde çok özel bir konuğumuzla bugün baş başa olacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Güleç bugün bizlerle birlikte olacak. Sayın hocam BTE konuşmalarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi sahneye davet etmeden önce salonda bulunan bütün katılımcılarımıza kısaca sizden bahsetmek isterim uygun görürseniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İsmail Güleç. 20 Ekim 1970 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy'de tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1997 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı bilim dalının doktora programına başladı ve 2003 yılında bitirdi. 2019 2010 öğretim eğitim öğretim yılında Harvard Üniversitesi The Center for Middle Eastern Studies'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2013'te 3 aylığına Hollanda Leiden Üniversitesi'nde araştır, araştırmacı olarak bulundu. Ocak 2019'da doçent, Şubat 2014'te profesör oldu. 2023, 23 Haziran 2015 tarihinden bu yana da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk edebiyatı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte. Sahasında oldukça çalışkan, üretken bir araştırmacı ve aynı zamanda klasik Türk edebiyatı uzmanı olan İsmail Güleç, Türk edebiyatında Mesnevi tercüme ve şerhleri, Kur'an'da şiir, şair ve peygambere dair, edebi bir metin olarak İstiklal Marşı, Orta Çağ'da şövalyelik ve şövalye eğitimi, Mesnevi'den hayvan hikayeleri, üniversiteye dair muhtelif yazılar, başımdan geçmeyen hikayeler ben kaç kişiyim? Nasrettin Hoca'nın biri bir gün başlıklı eserlerinin yanında kültür ve manevi mirasımızın çok önemli tarihi şahsiyetleri, divan edebiyatı, halk edebiyatı, tasavvuf ve eğitim alanındaki çalışmalarından oluşan pek çok eseri bulunmaktadır. Sayın hocam, isterseniz hiç vakit kaybetmeden sizleri sahneye davet edelim ve gençlerimizle baş başa bırakalım. Buyursunlar efendim. Efendim ben de hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başta rektör hocam olmak üzere BT Bursa Teknik Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine bu nazik davetleri için ayrıca teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olduğum için de çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bugün sizlere Bursa'yı, Bursa'nın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce ben anladığım kadarıyla. Bursa bilinmezse Osmanlı bilinmez. Osmanlı bilinmezse de Türkiye Cumhuriyeti bilinmez. Biz birkaç gün sonra 100. yılına idrak edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamanın yolu Bursa'yı anlamaktan geçiyor. Her ne kadar 100. yılını kutlasak da bizim Anadolu'da Türklerin gelmesi, burayı vatan kılması bin yıllık bir geçmişi var. Bu bin yılın son 100 yılını Türkiye Cumhuriyeti olarak devam ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde de hep biz bu topraklarda Türk milleti olarak var olduk. İnşallah bundan sonra da kıyamete kadar var olmaya devam edeceğiz. İşte bizim bu topraklarda bulunmamızın, kök salmamızın, var olmamızı sağlayan şehirlerin, kültürün yerleştiği önemli devirlerden birinden yani Melid'in yazıldığı dönemden size bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir soru. Melid'i bilmeyeniniz duymayanız yoktur diyerek mevlid nedir diye size soru sormayacağım. Mevlidi çocukluğumuzdan beri televizyonlarda veya yakın ailemiz içinde annelerimizin, babalarımızın muhtelif vesilelerle vermiş olduğu mevlid törenlerinden biliyoruz. Bu mevlid sadece bizim kandillerde veya asker uğurlamalarında, düğünlerde, nişanlarda Çocuklar doğduktan sonra okuduğumuz bir metin olmakla beraber ondan çok daha fazlasını e, anlam olarak ihtiva ediyor. Şimdi size iki soru soruyorum. Yani orada soruları da yazdım. Bu mevlid neden Bursa'da yazıldı? Çünkü mevlid 1402'de yazıldı, 1408'de yazıldı. Şu anda 2023. Yaklaşık 615 yıldan beri bu topraklarda mevlid kesintisiz okunuyor. Fakat biliyoruz ki Osmanoğulların 1400 yılında yani 15. asrın Anadolu'sunda sadece Osmanoğulları yoktu. Onunla beraber işte Karamanoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları, İspendiyaroğulları, Can, Can, Candaroğulları, Aydınoğulları, Hamidoğulları, Dulka bir sürü beylik vardı. Bu kadar beylik varken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın işte Osmanlı tarihinin divacesinin yazıldığı dediği Bursa'da niye mevlid yazıldı da diğer memleketlerde yazılmadı. Diğer başkentlerde yazılmadı. Ha bu arada Bursa o dönemde Bursa'dan çok daha zengin, çok daha geniş medreseleri, mektepleri olan şehirler vardı. Kayseri, Konya, Sivas, Kütahya aklıma ilk gelenler. Ve bunların hepsi dönemin Bursa'sından çok çok daha ileri düzeydeydi. Onlara göre belki Bursa küçük bir kasabaydı, orta hali bir şehirdi. Neden öyle büyük şehirler varken Bursa gibi nispeten küçük bir şehirde Mevlid yazıldı. İkinci soru da şu. Mevlid aslında bir edebiyat, e, nazım biçimi ve türü olarak değerlendirdiğimizde bir edebi tür diyoruz biz edebiyat derslerinde öğrencilerimize. Hazreti Peygamber'in hayatından bahseden, doğumundan ölümüne kadar geçen süreleri anlatan bir edebi tür. Türk Edebiyatı'nda yaklaşık 200 kadar mevlit var. 200'e yakın mevlit var. Hatta 200'den biraz daha aşkın. 200'ü aşkın mevlit varken işlerinden niye Bursa'da yazılan Süleyman Çelebi'nin mevlidi okundu, diğerleri okunmadı? Ben bu soruyu da kendime sordum. Ve son bir soru, bunlar ilaveten de bir soru. Bunları sorduktan sonra aklıma şöyle bir soru daha da geliyor. Bursa fethedildikten 30 sene sonra Mevlid gibi bir metni ortaya çıkartabilecek, yazabilecek bir e, dehanın yetişmesi nasıl mümkün oldu? Şimdi bir edebi metnin arkadaşlar, bir Mevlid'in yazılması öyle kolay değil. Yani biz onun yazıldığı döneme bakarak onun en az birkaç yüzyıllık geçmişinin olması lazım ki o sonuç ortaya çıkabilsin. Şimdi siz teknik e, üniversite okuyorsunuz, çoğunuz müspet bilimlerle iştigal ediyorsunuz. Mühendislik, mimarlık gibi. Şimdi siz yani tek şeyler, bir motor, bir yani buluşlarınızın hepsini hemen siz mi buluyorsunuz? Sizden önce binlerce yıldan beri o sahada çalışanların yaptıklarını düşündükten sonra siz ne yapıyorsunuz? Onun üzerine bir şey daha koyuyorsunuz değil mi? Yani şimdi bizimki otomotivde işte elektrikli araç ürettik. Hemen mi? Beş yılda mı ürettik biz elektrikli aracı? Temeli belki beş yıl önce atıldı. Onun arkasında ne var? 60-70 yıllık Türkiye'deki otomotiv sanayinin birikimi var. Onun arkasında ne var? 130-140 yıllık dünya otomotiv sanayinin ürettiği bilgi var. E biz onları kullanarak ancak bunu yapabildik. Dolayısıyla ilk defa biz 1918, 2018'de başlayıp 2023'te bir araç üretmedik. Onun arkasında uzunca bir geçmiş var. Edebi metinler de böyledir. Yunus Emre'nin ilahileri gibi bir ilahi yazmak için o dilin 200-300 yıl işlenmesi gerekiyor, çalışılması gerekiyor. Ancak o zaman öyle bir metin ortaya çıkartılabilir. O halde Mevlid'in böylesine güzel bir metnin ortaya çıkmasını sağlayacak iklim 30 senede nasıl oluşturuldu? 30 sene ya, çok size değil mi? Tabii en büyüğünüz 22 yaşında olduğuna göre siz hatırlayamayacaksınız ama ömründe bizim gibi 30 seneden fazla yaşamış, Hocalar çok iyi bilecekler ki 30 sene çok da fazla bir şey değil aslında. Bu 30 senede bu şehri nasıl imar ve inşa etti? İşte bu iradeye de sizin dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi burada bir beyit oku görüyorsunuz. Ey alemi velayete sultan olan emir, vey mülkürüme rahmeti rahman olan emir. Bu Ahmet Paşa'nın, Bursalı Ahmet Paşa'nın Emir Sultan'ı tarif etmek için söylemiş olduğu bir söz. Şimdi Emir Sultan kim? İkinci yani çünkü Bursa'nın inşasında maddi inşasında mimarlar, mühendisler e, etkili olduğu gibi inşa süreçlerine katkıda bulunduğu gibi onun manevi ve kültür inşasında da sanatçılar, edebiyatçılar, şairler yanında bir de bizim manevi mimarlarımız var. Türk şehirlerinin diğer şehirlerden önemli bir farkı şehirlerin aynı zamanda manevi mimarlar tarafından da inşa edilmeleridir. Bunlardan bir tanesi Bursa deyince aklımıza gelen Emir Sultan. Emir Sultan çok özellikli bir adam. İçinizde Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etmeyen var mı? Hiç görmeyen, bilmeyen, duymayan? Aa yok ne güzel, gitmedin mi? Birinci sınıf mısın? Daha yeni geldiğin için normal, mazur. Birisi Bursa Teknik Üniversitesi'nden mezun olup, şu az yukarıdaki Emir Sultan'a yıldırımı ee, ve... Yeşil Camii ziyaret etmeden, görmeden, gezmeden mezun olursa arkadaşlar, siz Bursa'dan Bursa'da üniversite okumuş sayılmazsınız. Bunu ayrıca niye öyle olduğunu size bilahare anlatırım. Eğer vakit kalırsa konumuz bu olmadığı için o bahse girmeyeceğim. İyi bir üniversite öğrencisi sorusunun cevabı içinde olduğu için buna değinip hemen geçeyim. İki, Bir kere Emir Sultan Yıldırım Beyazıt'ın damadı. Yıldırım Beyazıt kim? Bursa'yı kuran irade. Ulu Cami yaptıran, burada gördüğünüz her şeyi yaptıran, zamanında yapılan Sultan. Sonra Bursa bizim için Semerkant, Buhara'yı belki çok gençsiniz, sizler görmediniz, aranızda gören çok az kişi olabilir, ama mutlaka aklınızın bir kenarına yazın. İlk fırsatta Semerkandı, Buhara'yı, Özbekistan'ı mutlaka gezin. Bir şekilde bir şey bulun, bir şey yapın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Nasıl gideceğim hocam diye hiç sormayın. Siz canı gönülden arzu edin. Allah size bir sebep yaratır ve sizin oraya gitmenize vesile olur. <laughs> Mutlaka görmenizi isterim. Orayı gören aramızda hocalarımız arasında oraları gören vardı Semerkant'ta. Gidin bir Semerkant, Ulut, işte Timur'un türbesini veya o Semerkant'taki meleslerin yapısını falan görün. Sonra gelin burada Yeşil Camii'ni içine girin, mihrabına bakın, dışarıdan bakın, kubbelerine bakın. Sonra buradan çıkın, İstanbul'a gidin, Beyazıt Camii'ne, Süleymaniye Sultanahmet'e bakın. Göreceksiniz ki Buhara, Semerkant ile İstanbul arasında bir köprü Bursa. Bursa'daki o Yeşil Cami oradan almış, oraya dönmüş. Çünkü 14. asrın, 15. asrın başında Bursa'nın inşasında görev alan mimarlar, nakkaşlar ve manevi mimarlar Hepsi Semerkant, Buhara dediğimiz Maveravin Nehir'den, Horasan'dan, bugün artık Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'ın işte bir bölümünden geldiler. Oradan gelen ustalar bu Bursa'nın yapılan camilerin, çeşmelerin inşasını ve hatında kullandılar. İşte Emir bu Sultan da Bursa'ya bu ilahi bir işaretle gelen, Bursa'nın inşası için görevlendirilen büyük sultanlardan biri. Sonra Emin Sultan'ın bir özelliği daha var. Bursa, bizim Osmanlı ilmiye geleneği içinde çok önemli bir isimdir. Molla Fenari. Hatta bazıları onun Osmanlıların ilk Şeyhülislamı derler ama bu çok doğru değil. Çünkü Şeyhülislamlık müessesesi daha sonraki asırlarda olacak. Padişah müftüsü olduğu için öncülü olduğunu söylerler. Yani teşkilat ve kurumsal olarak bir şehirli İslamlıktan bahsedemeyiz. Ama onun öncüsü olabilecek padişah müftüsü olması hasebiyle bahsedilebilir. Padişah hocası. Bu Molla Fenari veya İbni Fener, İbni Fenari'nin bir kitap ders okuyor Emir Sultan. Burada Miftahül Gayb, Sadettin Konevi. Sadettin Konevi kim? Muhyiddin İbn Arabi'nin Anadolu'daki talebesi. Muhittin Arabi kim? Hikemi tasavvufun, felsefi tasavvuf felsefesinin çok önemli konularından biri olan tevhidi, vahdidi vücudu telaffuz eden ve sistemleştirip anlatan büyük bir ilim adamı ve mutasavvuf. Şimdi dolayısıyla Bursa'nın bir tarafı tasavvuf felsefesi dediğimiz tevhid ve vahdeti vücut anlayışıyla inşa edilen bir taraftan bahsediyoruz. Emir Sultan, Muhyiddin Arabi, Saadettin Konevi, Molla Fenari, Emir Sultan, Emir Sultan'dan sonra Somuncuova gelecek ve devam edecek. Öbür taraftan Semerkant ve Buhara'dan gelen bir damar daha var. Ve Şam'dan ve Mısır'dan gelen bir damar daha var. İşte bu üç kanalın birleştiği, doğduğu bir araya geldiği yer Bursa oluyor. Sonra Emin Sultan sadece manevi mimarlık yapmıyor, bir saat tekkesinde oturup dervişleriyle ilgilenmek dışında devletin bekası için kurulması için, toplumun menfaati için üzerine düşen vazifeyi yapmaktan da geri durmuyor. Nedir üzerine düşen vazife? İşte meşhur Fetret döneminde malum Mustafa Düzmece Mustafa dediği geçer. Saltanat davası güder, isyan eder. İşte onun isyanın bastırılmasında e, ikinci e, Murad'a yardım ediyor. Yıldırım'ın oğlu. İkinci Mehmet'in oğlu. birinci Mehmet'in oğlu. birinci Mehmet, ikinci Murad, ikinci Mehmet. Ona yardım ediyor, destek oluyor. Sonra İstanbul'un kuşatması özellikle işte 2. Murad döneminde İstanbul biliyorsunuz birkaç defa kuşatıldı. Fatih Sultan Mehmet son kuşatan ve fetheden. Orada ona da dervişleriyle beraber peki savaşı kazanacak mı? Kazanmayacak ama onlarla beraber olduğunu, desteklediğini göstermiş oluyor. Ve Ulu Cami, onu görmeyeniniz var mı? Gitmeyenimiz var mı? Ulu Cami'yi ziyaret etmeyenimiz? Yok, ne güzel. Hocam tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimiz Ulu Camii'de, Emir Sultan'ı hep yani bir kişi gitmemişti gerçi ona. Ziyaret etmişler. Bu ne güzel bir şey. Bu Ulu Camii'yi işte yaptırtan Emir Sultan. Yani Yıldırım Beyazı e tavsiye ederek yaptırtan kişi. Şimdi bütün kaynaklar bakıyoruz. Yıldırım. Yıldırım'ın oğlu Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet'in oğlu 2. Murat. Bu üç padişah döneminde yaşayan Emir Sultan'a hürmet ediyorlar. Saygıda bulunuyorlar. Hatta Osmanlı padişahlarının tahta çıktığı zaman kılıç tutma ve kılıç giydirme, kılıç kuşatma töreni vardır. İstanbul'da bu Eyüp Camii'nde falan yapılır. İşte o ilk kılıç kuşatma törenini tertip edip duasını okuyan kişinin Emir Sultan olduğunu, Emir Sultan'ın bu kılıç kuşatmasından sonra gelenek olarak Osmanlılar'da devam ettiği söylenir. Şimdi böyle de bir yer. Ne oldu? Bursa Osmanlı saray teşkilatının ve Osmanlı devlet geleneklerinin başlatıldığı bir mekandan bahsediyoruz. Şimdi devam edelim. Emir Sultan'ın çevresinde kimler var? Emir Sultan niye anlatıyorum? Çünkü Mevlid'in müellifi Süleyman Çelebi Emir Sultan'ın dervişi, imamı. Ve aynı zamanda Emir Sultan'ın yaz demesi üzerine, kendisine verilen rüstat üzerine yazılmış bir metinden bahsediyoruz. Biz edebiyatçılar bir edebi metni okurken onun ne zaman ve niçin yazıldığına da dikkat ederiz. Çünkü onun ne amaçla yazıldığını bilmemiz bizim o edebi metni anlamamızı kolaylaştırır. Bazı yorumlar yapmamıza yardımcı olur. O yüzden bunlar bizim için önemli bilgilerdir. O açıdan biz de Mevlid'in niçin yazıldığı sorusu ve kim tarafından istenildiği sorusu bizim için önemli. İşte bu sorunun cevabı Emir Sultan. Emir Sultan'ın çevresinde kimler var? Bir Molla Fenari var demiştim. İşte Sadreddin Konevi'nden ders gören Molla Fenari, Molla Fenari'den ders gören Emir Sultan. Emir Sultan'ın Molla Fenari bir de zengin bir adam ama hiç böyle lüks içinde, şanafı içinde yaşayan biri değil. Ne yapıyor Molla Fenari? Maddi durumu iyi olmasına rağmen böyle mütevazi bir yaşam sürüyor. Yani zenginliğimi insanlara göstereyim diyerek bir kaygısı yok. Sıradan vatandaş gibi yaşayan. Bunu Hacı Bayram Veli ve Somuncu Baba ve Melamelik beraber düşündüğümüz zaman ne anlama geleceğini daha iyi anlayacağız. Bu şunu gösteriyor. Biz saray deyince aklımıza peşinden doğal olarak şatafat, lüks falan gibi şeyler gelir. Ama bunların hiçbiri Osmanlı sarayı için söz konusu değildir. 18. asırda bir dönem lüks düşkünlüğü, Mısır prensesleri vesaire onlar istisnai bir dönem olarak kabul edilebilir. Osmanlı sarayları Paşaların konaklarından daha salih olduğu söylenebilecek kadar e, Lüks'ten uzaktır. Bir kere bunu da bu yere gelmişken söylemiş olayım. Molla Fena böyle bir adam. Padişahın müftüsü, Bursa kadısı. Yani ne demek bu? Devrin en kudretli adamı demek. O dönemlerde Bursa kadısı oldun mu? İstediğin adamı hapse atıyorsun, istediğin adamı çıkartıyorsun. Bütün kollu kuvvetleri sana bağlı. Çok kuvvetli biri. Bir de padişah müftüsü yani padişahın dini konularda kendisine danıştığı kişi. İkincisi Somuncu Baba. Bu Somuncu Baba'yı duymuşsunuzdur. Hamüdittin Aksaray'ı. Aramızda Aksaraylı olan var mı? Ben hep soru soruyorum. Aksaray bilir misin o Somuncu Baba'yı? Ama duydun mu? Ha iyi. Gidersin inşallah bir gün. Bu Somuncu Baba şey tarafından Bursa'ya gönderiliyor. Bakın Emin Sultan da Bursa'ya gönderilmişti. Somuncu Baba da Bursa'ya gönderiliyor. Bunlar işte Bursa'nın inşasında yardımcı olmak üzere bilinçli bir şekilde gönderilen şahıslar, zevatlar. Kimler gönderiyor? Şeyhleri gönderiyor. Bu Somuncu Baba bakayım, Emin Sultan Ulu Camii'yi padişaha yaptırdı ya, yaptırdıktan sonra yaptırıyor. Yaptırdıktan sonra tabi Cuma açılacak. Genellikle yaptırılan camiler ibadeti Cuma günleri açılış. Açılış törenleri Cuma günü olur. Cuma namazına denk getirilir. Tabi Padişah'ın hem kayın e, damadı Emir Sultan var. Bursa'da herkesin sevdiği, saydığı bir isim. Ona söylerler. Emir Sultan e, gelir Somuncu Baba'yı görünce padişah der ki Gavsa Azam buradayken, Kutba Azam buradayken bize hutbe okuyup Cuma kadırmak yakışmaz der ve Somuncu Baba'yı işaret eder. Somuncu Baba o Emir Sultan'ın ve Padişah'ın ricası üzerine hutbeyi okur. Orada namazı kıldırır. Tabi hutbesinde de Fatiha suresinin bir tefsirini yapar. Yedi farklı şekilde yorumlar. Kafasının bir taraflarına çözemediği müşküller olan Molla Fenari, Somuncu Baba'nın bu açıklamalarından sonra mutmain olur. Ve ona bağlanır. Muhabbet beslemeye başlar. Padişahın, Emir Sultan'ın bu kadar rağbet gösterdiği bir isme, halkın rağbet göstermemesi mümkün mü? Peşinden halk da, ona rağbet gösterir. Somuncu Baba aşırı rağbetin vermiş olduğu e, bu şöhretin ilginin rahatsızlığıyla Bursayı terk eder. Ve Somuncu Baba da burada Bursa'da. Sonra Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli kim? Somuncu Babanın yetiştirdiği büyük veli. Ev, Evliyaullah Anadolu'da İslam ve Türkün e, Müslümanlığın yeşermesindeki önemli isimlerden biri. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda ve Osmanlı Devleti'nin yapılanmasında da fikirleriyle ve düşüncesiyle yer almış, etkilemiş büyük bir insandan bahsediyoruz. Hem müderris ve ikinci dönem melameyliğinde pir olarak kabul ediyoruz. Yıldırım'ın da kapıcı başısı. Bu Yıldırım'ın kapıcı başısı deyince bugünkü gibi kapıcı, apartman kapıcıları düşünmeyin lütfen. Yani sarayın güvenlik işlerinden sorumlu ve gel teşrifat memuru gibi. Yani Teşrif edenlerin nasıl davranacaklarını, nasıl ne zaman gireceklerini, sultanın huzuruna nasıl çıkacaklarını onlara anlatmakla görevli önemli bir vazife çünkü şeye yakın saraydasın ve sultana yakın bir vazife. Öyle bir vazifesi var. Bu bizim için Marmara Denizi, Türk Denizi olduktan sonra iki önemli şehri vardır onların biri kuzeyde Gelibolu, güneyde İznik. Bu İznik ve Gelibolu Marmara bölgesinin ve Balkanların Türkleşmesi ve Müslümanlaşması için çok önemli iki karargah vazifesi görmüştür. Osmanlılar ve Türk özel Türkler Balkanları bu iki şehire ayaklarını basarak ve karargah e, kılarak gitmişlerdir. Bu iki şehir çok önemli. İznik şurada. E, öğrenci kulüp arkadaşlarımız var galiba. Kulüplerimiz var, gezi kulüplerimiz varsa buradan 55 dakikalık bir mesafede bir yer. Bir hafta sonu kulüpleri İznik gezisi düzenlemelerini harare tavsiye ederim. Orayı mutlaka görmelisiniz. Bursa'da bu kadar yakın okuyup, bir saatlik mesafede okuyup da görmeden gitmek yine sizin için çok büyük eksiklik olur. Arkadaşlar bunlara gidin görün falan diyorum derken bunu dini bir sahikle söylemiyorum. Bu üniversite mezunu entelektüel olma iddiası taşıyan bir mühendisin dini inanışı ne olursa olsun İster dini pratikleri yerine getiren biri olsun, isterse dinle dinlerde hiç ilgisi olmasın. Kültürel olarak bilmesi gereken bir husustan bahsediyorum. Yani oraya gidince dindar olacağız. O, o onlardan bağımsız konuşuyorum bunları. Bunun da şeyi şöyle söyleyeyim. Avrupa kültürü ve medeniyeti tamamen Hristiyanlık üzerine kurulur. Bugün Avrupa'da herhangi bir üniversite kurumu, hangi kurum olsa olsun, Hristiyanlığı bilmeden anlamanız mümkün değildir. Peki Avrupa'nın hepsi bu dinden Hristiyan mı? Hayır. Ateisti var, deisti var, şusu var, başka dinleri geçenleri var. O başka bir şey. Bu ise yaşadığı toplumu bilmek, tanımak başka bir şey. Ben gerçek üniversite mezunu olmanın gerektirdiği bir husustan bahsediyorum. İnanıp inanmamak, sevip sevmemek o başka bir mevzu. O taraflara karışmıyorum. Seversiniz, sevemezsiniz ama bilmek Hepimiz bunları burada yaşıyorsak, Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyor isek, yeşil yıldırımda oturuyorsak, şu yıldırım türbesinin ve yıldırım caminin burada olduğunu ve kapısından geçip, aşağıda çay bahçesi var, orada bir çay içmeden buradan mezun olduğumuz zaman, gerçek bir üniversite eğitimi aldığımız söylenemez, dünyanın en iyi mühendislik bölümünde okusanız, okumuş olsanız bile. Bunu bir tarafa koyayım ve tekrar son Hacı Bayram Bey'den devam edeyim. Niye İznik dedim? İznik'te bir Eşrefoğlu Rumi var, müzekkin nüfus müellifi. O da İznik'te metfun. Gelibolu'da Bican kardeşler, Yazıcıoğlu Ahmet ve Yazıcıoğlu Mehmet Efendiler. Bu ikisi de Hacı Bayram Veli müridi ve halifeleri. Hacı Bayram Veli hem Marmara'nın kuzeyini hem Marmara'nın güneyini ihya etmiş. Ne demiştim? Osmanlılar Balkanlara İznik ve Gelibolu'dan açıldılar. Tüm askeri sığınaklarına, yığınaklarına, karargahlarına ve medreseleriyle ihtiyacı olan adamları burada yetiştirdiler. Ve buradan Balkanlara doğru yürüdüler. İşte bu iki bölgenin manevi rehberleri Hacı Bayram Veli'nin halifeleri oldu. Aynı zamanda Hacı Bayram Veli Somuncu Baba Bursa, dikkatinizi çekerim. Şimdi akşam Fatih'in akşam hocası akşam setliğini de hatırlatayım. O da Hacı Bayram Veli mürididir. Bunların hepsi e, doğrudan Bursa ile alakalı. Bir de vergiden muaf hikayesi var ki o menkıbeyi bulur okursunuz Google'dan. Ben e, o bahse geçerek fazla uzatmayayım süreyi. E, zamanında bitirmeye çalışayım. Şimdi bizim Türk milletinin, Türk halkının okuduğu temel kitaplar var. Yıllarca. Şimdi herkesin çok seyrediği diziler var ya, bunun gibi bir şey. Herkesin okuduğu kitaplar. Bunlardan biri Muhammediye, biri işte yazıcı oğlu, yazıcı oğlu Mehmet Efendi'nin, biri Envarül Aşık'ın yazıcı, yazıcı oğlu ah, kardeşi Ahmet Bircan Efendi'nin, biri de Mevlid. Tabi bunlardan başka mızraklı, ilmi alimesi, bir sürü daha kitap daha var da, bu ilk üçü bunlar. Şimdi Mevlid, Süleyman Çelebi, Emir Sultan Dervişi. Çünkü Emir Sultan işte o malum hikayeden sonra yazmasını istiyor. Muhammediye, yazıcı oğlu Mehmet Efendi, Hacı Bayram dervişi. Envarül Aşık'ın yazıcı oğlu Ahmet Efendi, Hacı Bayram dervişi. müzekkin Nüfus, Eşrefoğlu Rumi, Hacı Bayram Veli dervişi. Bir rivayete göre damadı. Hacı Bayram da Somuncu Baba dervişi. Somuncu Baba, Emir Sultan'ın üzerine tesir olan veli. Yani Emir Sultan'ın gavs Azam dediği, Kutbu Azam dediği, hürmet ettiği ve o varken hutbe okumaktan iştinab edecek kadar saygı gösterdiği büyük bir isim. Ne olmuş? Gogol'un bize paltosu gibi hepsi Somuncu Baba'nın cübbesinin altından çıkmış gibi. İşte Emir Sultan ve Somuncu Baba'nın bu Bursa'da attıkları tohumlar işte asırdan sonra meyvesini verecek. İşte bu Mevlid'in yazılacağı ortam böyle bir ortam. Böyle bir ortam Diğer beyliklerde yoktu. Dolayısıyla diğer beyliklerde yazılmasın benim bulduğum, anladığım, gördüğüm nedeni bu bir tanesi. Şimdi mevdin yazılmasının bir görünür nedeni olur, bir de görünmeyen nedeni olur. Bizim eski müellifler bir şeyleri yaparken gerçek niyetlerini sona saklarlar, zahiri bir sebep ararlar. O zahiri sebebi bahane göstererek de aslında kalplerinde ve akıllarında olan niyetlerini gerçekleştirmek isterler. Şimdi bu Emir Sultan'ın mevlidi de böyle bir şey. Emir Sultan e, zamanında işte bir Arap vaiz gelir. işte Bakara suresine geçen La nüfer rugu beyin ahadim min rusuli ayet-i kerimesini açıklarken der ki peygamberler arasında bir fark yoktur. Hazreti peygamberle Hazreti Şit arasında, Nuh peygamber arasında bir fark yoktur deyince tabii bizim ya yok ama bazıları da bazılarından daha üstün diyecek başka bir ayet-i kerime de. Ve buraya gelir. Şimdi bizim yaptığımız baktığımız bir şöyle bir soru. Baştan sormuştum ya. Çok teşekkür ederim. Baştan size şöyle bir soru sormuştum. Dedim ki yani bir sürü medikliha var. Bir sürü şehirler var. Bu Arap vaizler Bursa'ya o zamanlar uçakla havalarına gelemeyeceğine göre yürüyerek geldiler, kervanlarla geldiler. E, Arap olduğuna göre yaşamdan geliyor ya Bağdat'tan geliyor veya Mısır'dan geliyor. Ne yapacaklar? Mutlaka bir yerlerden geçecekler, değil mi? Bir sürü Beylikten, Karamanoğlu Beyliği'nden, Aydınlılar Beyliği'nden, işte yukarıda Gelmeyen Oğulları'ndan geçip Bursa'ya gelecekler. Sadece bir Arap vaiz mi gelmiş olması Sizce mantıklı mı? Demek ki bunlardan çok kimse var ve birçok beyliklere gittiler. Ve Bursa'da söylediklerinin benzerlerini diğer şehirlerde söylemiş olma ihtimalleri yok mu? Muhtemelen oralarda da söylediler. Belki biz Osmanlı'nın bakayısı ve devamı olduğumuz için ve ilgi alanımız Osmanlı olduğu için onu biliyoruz ve diğer şehirlerde gösterilen tepkileri bilmiyor olabiliriz. Onu bir ihtiyati kayıt olarak kenarda tutmakla beraber elimizde ona dair belge ve bilgi olmadığı için ben şimdi yine Bursa'dan devam edeyim. Bu adamlar Niye diğer şehirlerde böyle bir tepkile karşılaşıp böyle bir eserle karşılık verilmedi? Yahut diğer şehirlerde karşılık verildi, eser yazıldıysa niye o eserler bugüne kadar gelmedi? İşte bunun sorunun altında yatan cevabı işte Emir Sultan'da. Emir Sultan'ın devletle olan münasebeti devletin mevlit üzerinden halkın inançlarını e, tahkim etmesi ve öğretme yöntemini seçmesinden dolayı. Bu görünmeyen bir nedeni ise, bunun sebebi, şeyi hatırlayın, e, Mered'in yazıldığı yüzyılı Fetret dönemi. Sene 1400-2412 galiba Fetret. Veya 10, bilmiyorum 8 sene olduğuna göre 10 olması lazım. Çelebi Mehmet'in tüm böyle dizginleri ele geçirdiği 1412-13'ü buluyor. Ve o dönemde karışıklık var. Moğollar gelmiş, Anadolu Selçuk, Türkiye Selçukları yıkılmış. Her beylik kendi hükümdarlıklarını ilan etmeye, başında buyruk olmaya çalışıyor. Her biri Türkiye Selçuklularının yerini almaya çalışıyor. Böyle bir ortamda her taraf karışık. Siyasi birlik yok. İşte bu öyle bir ortamda Mevlid toparlayıcı bir metin olarak Bursa'da yazılıyor ve Mevlid üzerinden toplumun inancı bir birliği sağlanmış oluyor. Süleyman Çelebi'nin Emir Sultan'ın müridi olması, aynı zamanda Emir Sultan'ın devletin yöneticileriyle iç olması, çünkü onlardaki devletin yöneticilerin Emir Sultan'ın olan muhabbetlerinden ve saygılarından bahsetmiştik. Bu Emir Sultan tarafından Bursa'da Osmanlı Beyliği'nin merkezinde Mevlid üzerinden Türk milletinin inancının tohumlarının veya yeşaret edin veya öğretim ne derseniz din artık yeşaret bir kitap olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi bu soruyu daha önceden sormuştum. Ee, bunu söylediğim için geçeyim hemen. Şimdi Bursa'nın bir bahsetmiştik ya. Bunlardan bir tanesi Bursa'daki işte Arap vaizin geldiği ülkede de Müslümanlık var. Bursa'da da Müslümanlık var. Ama işte bu Bursa'daki Müslümanlık ve İslam anlayışı onlardan biraz daha farklı. i̇bn Arabi, Konevi, Molla Fenari, Emir Sultan silsilesinden ve oradan devam eden bir silsile var ya, işte bu hikemi İslam anlayışı, Osmanlıların tesis etmeye çalıştıkları anlayış buydu ve Mevlid üzerinden bu anlayışı tahkim ettiler, kuvvetlendirdiler. Sonra bir de tasavvufi canlılık var o dönemde, bir de gaza dönemi. Gaza döneminde ne var? Fethedilecek yerler var ve batıya doğru Rum önce Bizans'a sonra da Balkanlara doğru gidecek. O ruhu besleyecek şeyler lazım. O besleyecek gaza ruhunun dini ve peygamberi koruma konusunda vermiş olduğu o mevlidin duygu ve düşünceleriyle gaza ruhunu beslemesi. Sonra Bursa devrinin en güçlü medreselerin bulunduğu yer. İstanbul'un fethinden önce 53 tane medrese var. Bu 53 medresenin büyük bir kısmı Bursa'da. Ne demek bu? Bursa'nın bir ilmiye Sınıfı'nın, ulemasının, alimlerinin, üniversite, yani Bursa'da üniversite olması şimdi iki, iki, tane üniversite var değil mi Bursa'da şu anda? Üç mü? Bir özel mi? Mudan yeni de Bursa'da sayıyoruz? Hadi orası uzak olduğu Bursa için Bursa'nın içinde iki tane. Bundan 600 sene önce Bursa'daki medrese sayısı 25-26 falan yani. Şimdi demek ki Bursa'daki üniversite <laughs> azmış. O zamana göre 3-4 tane daha kurulabilir. Bursa dönemin üniversite yüksek öğretim açısından düşündüğümüz zaman önemli bir merkezi ve burada diri bir topluluk var. Öğrenci ve hoca topluluğu var. Bunların yanında peki hani niye diğer Arap memleketi öğrendiğine göre bu adam bir yerlerden söylemedi değil mi? Kendisi mekteplerde okudu, öğrendi, anlatıldı. O da gire buraya söyledi. Demek ki Osmanlı medreselerinde okutulan İslam ve peygamber sevgisi ve peygambere dair hususlar ile Arap coğrafyasındaki medreselerde okutulan dersler biraz farklı. Kitaplar aynı olsa bir yaklaşım var. İşte bunlar e, Mevlid'in yazılabileceği iklimin altyapısını oluşturuyor. Sonra bir de Osmanlı yöneticileri medreseye çok önem verirler. Bakın bir Osmanlı bir ülkeyi fethettiği zaman, bir şehri fethettiği zaman 3 sene içinde, 4 sene içinde medresesini oraya kurar. Şimdi medrese deyince o başka bir bahis, uzun uzun şimdi girmeyeceğim. Aklınıza ne geliyor, medrese deyince neler çağrışıyor siz bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. O tahmin ettiğim şeyler, büyük bir kısmının biraz gerçeklerden farklı olduğunu da biliyorum. Ama o bahsedilere olduğu için ona hiç girmeyeceğim. Ve hemen medreseyi kurar. Medreseyi kurduktan sonra ihtiyacı olan bürokratı da medreseden yetiştirmeye başlar, ilmiye sınıfında hem kadasını hem müderrisini ve oradan ayrıca diğer bürokrasiye geçen bazı memurlar da olur. Yani Osmanlı demek bir sistem ve nizam demek ve şey fethetti çarşı yok cami hemen ulu cami yapar bir tane kiliseyi peşine hemen bir çarşıyı koyar etrafına yanına da medreseyi inşa eder. Osmanlı demek medrese demek. Medresesiz bir Osmanlı düşünülemez. Çünkü devlet Adam üzerine kuruldu. Adam insan bir yetişmiş insan üzerine kuruldu. Yetişmiş insan olmazsa devlet ve millet ilerleyemez. Bu da devlet ve milletin ilerlemesi için yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacak medrese. İşte bu medreselerde anlatılan İslam'ın yorumuyla Arap o zaman dönemin İran ve Arap ülkelerinde anlatan hocaların yorumu arasında bir fark var. Ve Osmanlı idaresi ve yöneticileri medreselerinde Hikemi İslam'ın hikmet yönünü, sevgi yönünü öne çıkaran bir yorumunu destekliyorlar ve onunla birlikte yürümek istiyorlar. Bunun sebebinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz ama ben size yine söyleyeyim. Bunun sebebi çünkü Osmanlı coğrafyası, diğer Arap ülkelerinin komşuları hep Müslümanlar. Ama Osmanlıların muhatap olduğu hep gayrimüslimler, Müslüman olmayan topluluklar. Onlarla yaparken tabi İslam'ı daha yumuşak, ve daha böyle hoşgörü, sevgi, anlayış, hikemi tarzını ortaya çıkaracak bir yaşam sürmek zorundalar. Ki öbür türlü İslamlar şunlar bunlar. Siz başka türlü 5 asır Balkanlarda nasıl hüküm sürebilirdiniz? Katı mesela şimdi Taliban gibi böyle bir baskıcı ve dayatmacı bir din anlayışıyla hüküm sürebilir miydi Osmanlılar 5 asır Balkanlarda? Bu soruyu sorup geçiyorum. Peki Osmanlı uleması, aynı zamanda Süleyman Çelebi, Melevi'nin yazarı öyle? Süleyman Çelebi bir medreseli. Şimdi Emir Sultan'ın imamı olmak demek, şu aşağıdaki bir caminin imamı, diyanet görevlisi imamı olmak gibi demek gibi bir şey değil. Oradaki imam olmak demek, aynı zamanda ilmiye sınıfından olmak demek ve bir ciddi derecede alim olmak demek. Şimdi günümüzde imamlık biraz daha e, sıradanlaştı ve resmi bir göreve döndü. Ama o zaman öyle değil temsil kabiliyeti, ve etkileme kabiliyeti daha yüksek olduğunu söyleyeyim. Osmanlı uleması halkla iç içe yaşar. Buradan e, ve halkın içindedir. Sorunlarla beraber yaşarlar. Halkın sorunları daha ulaşabilirler. Medrese dışında da yani üniversite hocalarının hem üniversitede hem üniversite dışında e, insanlara faydalı olduğunu düşünün. Akademik metin yazdıkları gibi popüler halk için metinler de yazabilirler. Mesela çağımız üniversite hocalarının temel sorunu budur. Akademik metinleri çok güzel yazabilirler. Ama halkın anlayabileceği şekilde metin yazamazlar. Başka bir iş. Onlar öyle değil. Osmanlı medrese sistemini çünkü halkla iç içe olduğu için ona sorular soruyor. Dışarıda halkın hiçbir şey bilmeyen vatan, sıradan bir vatandaşın sorduğu soruya da cevap verebilir. Okulda, üniversitede bir doktora dersinde bir öğrencinin sorduğu soruya da cevap verebilir. Cevap farklı olmakla beraber ama ikisini de verebilecek şeyde şiirle ve edebiyatla çok meşgul olurlar. Ben eski edebiyatçıyım. Yaklaşık 4000 küsur şairden bahsedilir. 5000'e kadar çıkartanlar var da 3000 diyen, 3000'den fazla diyenler de var. Hadi biz 4000 diyelim. Ortalamasını alalım. Saymamız mümkün değil. Kesin sayıyı vermemiz yaklaşık bir rakam. Bu 4000 şairin %98'i ilmiye sınıfındandır. Alimdir. Dolayısıyla şiirle sanatla uğraşan bir ve eğitimden bahsediyoruz. Bir de üniversite medrese hocaları ile üniversite Batı'daki üniversite hocaları arasındaki temel farklardan biri de üniversite hocalarının Batı'da herhangi toplumda bir yöneticilik gibi bir ve sorum devlet bürokrasisinde sorumluluk sahibi değilken, sadece üniversitede ders vermekle meş, 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 mesul ve meşkul iken. Osmanlı müdevisleri aynı zamanda devlet bürokrasisinin bir sacayan, sacayağından birini oluştururlar. Diğer sacayağı Seyfiye ve Kalemiye'dir. Birini oluştururlar ve bu onlara bir sorumluluk yükler. Yani bürokrattır ve devletin yönetiminden ve bekasından sorumludurlar. Bu da onların yönetim kademesinde verdiği için bir sorumluluk verir. Ve Osmanlı uleması toplumun düzenini önceler. O yüzden bazı e, günümüzde ilahiyatçı hocalarımız Osmanlıların kim uygulamalarının gayri İslami olmakla itham ederler. Oysa o uygulamalara cevaz veren Ebu Suud Efendi başta olmak üzere meşhur İslamların hepsi o dini de tefsir şeyi nastarın hepsini bugün hocamız onu eleştiren hocalarımız kadar bildiğinizden hiç şüpheniz olmasın ama onların bildiği bir şey daha var. Devlet var, devletin işleyişi var. Yürümesi lazım. O sorumluluğun verdiği düşünce ile kararlarında bazen bugünkülerden farklı düşünebiliyorlar. Şimdi bütün bunları Süleyman Çelebi ne yaptı? Süleyman Çelebi hem halkın içinde Emin Sultan'ın dervişi Emin Sultan'ın da medrese geleneği var bu arada hem de medreseli tekkeyi birleştirdi. Sonra devletin ve ulemanın İslam anlayışını halka aktarmakta köprü vazifesi gördü. Şimdi çünkü mevlid dediğimiz şeyin içinde ne var. Peygamber hayat dedik ama Kur'an ayet-i kerime var. Allah'ın varlığı, birliği, akayet var. Hadis, siyer, megazi, hasais. Bir sürü Hazreti Peygamber ve İslam dinine ait bilgilerin yer aldığı bir metin. Ve o metinlerden süzerek aldığı bilgileri aktarıyor. Yani mevlid öyle oturmuş rastgele uydurulmuş bir metin değil. Bugün yaptığı, yapılan kimi çalışmalarda mevlidin beslendiği ayetler ve hadislere dair doktora tezlerinin yapıldığını biliyoruz. Halk aşina olduğu için mesnevi nazım biçimini tercih etti. Mesnevi nazım biçimi ise kendi içinde kafiye olan bir nazım biçimi, anlatmaya, dinlemeye yakın bir şey. İşte meslevi dedi de bunu e, yaptı. Bu sözlerimi özetleyecek olursam, eee Süleyman Çelebi şunu yapmaya çalıştı. Bursa'da niye yazıldı? Çünkü Bursa'da olan Emir Sultan Somuncu Baba'dan ve oluşan manevi bir iklim hava vardı. Bu hava diğer beyliklerde çok var, o kadar yoktu. İki, devlet, Osmanlı devleti Mevlid'i gayri resmi bir milli kitap olarak görüp halkın inançlarını öğrenmesinde bir vesile kıldı ve destekledi. Devletin desteği, Osmanlı'nın kuruluş felsefesine uygun olan bu kitabı desteklemesi ve halka okutmak istemesi üzerine de bu asırlar boyunca okutuldu. Diğer kitaplar bunun yanına yanaşamadı diyerek sözlerimi burada tamamlayayım. Varsa bu 3-5 dakikada şu ana kadar anlattığım hususlarla ilgili kafanıza takılan soru veya iyi anlatamadığımı düşündüğünüz bir husus ee, öğrenmek isterim. Ee, dilim biliyorsam cevap veririm. Bilmiyorsam işte sizin gibi ben de bakar eve gidince ödev gibi bakar öğrenirim. Sizden sayenizde bir şey daha öğrenmiş. Olur. Evet arkadaşlar soru soran var mı? <laughs> Bundan iki şey anlıyorum. Bir, çok iyi anlattım. Her şey çok açık. İki, hiçbir şey anlamadınız. Anlamadığınız işte soru <laughs> soramıyorsunuz. Arzum ve Muradım e, çok iyi anlattığım şeklinde kendimi ikna etmiş olayım. E, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> var mıydı? Ben sordum ama hiç kimse sormayınca. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben sordum ama hiç kimse bir şey edin. Arkadaşlar sorusu olan ya şimdi sorsun ya da kıyamete kadar sustun. Evet. Hocam merhaba. Adım Samet Saydamay'ı ee, makine mühendisi öğrencisiyim. Ee, öncelikle emlik içeriye söylediniz hani Molla Fenari de akşam zaten de ve e, onun yönettiği onunla bir açık daha açıklamaz hani e, o da bir karşılıklık oldu sanırım. Akşam neyi açık şey ya, yani. Molla Fenari, akşam Zettin mi dedi gel. Şimdi şöyle Emir Sultan'ı merkeze koy. Tamam. Tamam. Şimdi Emir Sultan'ın bir arkadaşı var. Saygı duyduğu bir isim var. Kim? Somuncu Baba. İkisi aynı şey. Aynı devirde yaşıyorlar. Bursa'da yaşıyorlar. Aynı devirde. Ulu cami, Ulu cami, inşa edildiği zaman Emin Sultan diyor ki Yıldırım Beyazıt. Sultanım diyor buyurun Cuma namazını kılırın. Çünkü namaz cami açılmış. Devrin en büyük hocası, uleması kimse o kıldırır. Emin Sultan diyor ki Somuncu Baba buradayken ben namaz kıldırmaktan teyettüp ederim. Yani o varken ben nasıl kıldırırım? O diyor kutbu azam birbirini yani. Bu efendim yani şey birbirlerini paslıyorlar. Yani. Pastlama demeyelim de onlar onlar o şekilde değerli pastlamak demek böyle bugünümüzün e, terminolojisinde arkadaşlar arasında kullandığımız başka bir insan. Başka bir anlam. Yani birbirine hürmet ediyorlar, irtifat ediyorlar ve hakkını teslim ediyorlar diyelim. Teslim ettikten sonra somuncu baba yılların Beyazıt Emir Sultan söyleyince çıkıyor. Bu bu taraf değil mi? Anladık. Emir Sultan. Sonuncu şey Mevlid ise Süleyman Çelebi tarafından yazıldı. Emir Sultan'ın halifesi. Cami imamı. Sonra Somuncu Baba kim? Somuncu Baba'nın halifesi Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli'nin iki halifesi var. Bir it öğrencisi Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi İznik, Gelibolu Yazıcıoğlu kardeşler. Sonra bir diğer halifesi Akşemsed, Fatih'in hocası. Yani buna ne demek istiyorum? Buna diyorum ki Osmanlı'nın belki İznik ve Gelibolu ne? Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında ve gitmesinde en önemli iki karargah şehir. Her bakımdan. Bir kere deniz şey e, Gelibolu deniz kenarında olduğu için bütün donanma manama tahkim falan orada yapılıyor. Ticaret merkezi İznik zengin bereketli medreseleri şunlar bunlar. Büyük devlet. Dolayısıyla bu Osmanlı Bursa'da ateşlenen o fitil ile İznik ve Gelibolu'yu da yaktı ve oralara götürdü. Böylece Osmanlı sistemi bu Bursa'daki e, havadan yola çıkarak devam etti demiş o istemeye çalıştı. Sana sağ olun hocam. Sen sağ ol. Evet buyurun. Hay Allah sorulan soru soranlar var evet. Nerede? Hocam merhabalar. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, i̇smim Hamdiyettin Soyadım Tunç. İnşaat mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, hocam bahsettiğimiz Somuncu Baba'nın e, yani aynı kişi olup olmadığını merak ettiğim için sormak için kalktım ben. Darende de, Malatya Darende de bir Somuncu Baba O var. değil diyorlar. Bağlantıları ee, Bağlantılar nedir ama aynı şeyleri tam anlamsız anlattınız. O, o onun bir, işte bu, bu tip şeyler Yunus Emre'yi de 5-6 yerden sahip çıkarlar. Hı hı. Bu çok açık yani bu Aksaray, Somuncu Baba bu işi yapan hocalar, işte Ahmet Leşler Ocak, İsmail Erünsal Haşim Şahin kitaplarında, İslam Süper'in Somuncu maddesinde çok açık bir şekilde, ben edebiyatçıyım bilmiyorum, sadece okuduğum kitaplardakini sana aktarıyorum. Onlar çok açık bir şekilde belgelerle Somuncu Baba'nın Aksaray'da geldiğini, orada medfun olduğunu, hatta Hacı Bayram'ın onun yanına giden gittiğini falan söyler, yazarlar. O Hamidettin isminden dolayı bir başka bir şekilde orada yapıldı Darende. Hatta Somuncu Baba külliyesi falan da var. Arkadaşlarımız bana kızmasınlar. Ben dediğim gibi duyduklarım, gördüklerim, okuduklarım naklediyorum. Bana da soracak olsanız arkadaşlarımız, hocalarımızın Aksaray'da olduğu görüşleri bana daha makul geliyor. Yani onda da hocam şöyle yine aynı şekilde ateşsiz bir fırından ekmek çıkartmadır veya bunlar peygamber sofralarında. Bunlar müşterek gelmedir. motiflerdir. Birçok devrede, birçok yerde ve birçok şahıs tarafından bulunur. Hatta haciyografiler var. Hristiyan keşişlerin menkıbeleri. Onların hikayeleri arasında buna benzer hikayeler. Hatta Budist rahiplerin menkıbelerini anlatan hikayelerde de bu ateşin yakmaması, sıfır gibi şeyler bulursunuz. Çok yaygındır bunlar. Anladım, çok teşekkürler. Evet buyurun. İnşaat mühendisi, makine mühendisi. Ne güzel. Hocam merhabalar. Merhaba. Ben Abdulluk Ali Çolak. Makine mühendisliği, bilinçli Ne mühendisliği, mühendisliği? Makine mühendisliği. Tamam. Hocam benim sorum medresesiz Osmanlı olmaz dediniz. Dedim. Ve şunu anlıyorum ben bu sözden. Osmanlı'nın 600 yıl hükmetmesinin medreselerin çok önemli bir etki olduğunu. Tabii önemli bir katkısı var. Benim sorum. Şimdi günümüzde bazı kişiler Osmanlı'ya işte okuma yazma oranı düşüktü. Osmanlı işte eğitim modelli bir devlet değildi tarzında bir doğru. yakıştırmalar yapıyorlar. O da doğru. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşüktü. Yani bu bunun... Doğru o da doğru. Bir gideceksin hangisi? Medrese şimdi devlet şöyle yapıyor. Medele, devlet, Osmanlı devleti çok böyle insan kalitesine ve insan kaynağına çok önem veren bir de, yapısı var. Biliyor ya ki Devlet iyi yetişmiş insanla yürür. O yüzden diyor benim ihtiyacım olan insanı çok iyi yetiştireceğim diyor. Koza coğrafya her bölgeye böyle zeki çocuklar alıyor ve yetiştiriyor. Keşke imkan olsa da sizi burada Bursa'da çok iyi e, hocalarımız var, medrese çalışanlar. Bir hafta çarşambada da size medreseli anlatsınlar nasıl bir şey olduğunu. E, şimdi onlar verirken ben burada bahsetmeyeyim. Hem hiç girmeyeyim, vakit bitti, süre yetmez. İyi anlatamayacağım için de Kötü bir şey eksik söylemekten korkarım. O yüzden çekineyim. Yani bunun amacı ihtiyacı olan iyi yetişmiş elemanın yetiştirmek, iyi yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak. O yüzden her tabi medrese kuruyor ve medreseler üzerinden devam ediyor. O açıdan önemli. Sadece medrese değil tabi. Onun zaman Yeniçeri Ucağı çok önemli Endero Mektebi de var. Bu konumuz medrese bir tarafıyla olduğu için onu söyledim. Yoksa sadece medrese değil çok önemli kurumlarından biri medrese. Bunun yanında ordusu var, Yeniçeri Ocağı var, o da bir yere kadar. Sonra Enderum var, başka teşkilatları var. Bunlardan medrese çok önemli bir yer tutuyor. Onu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, ben de böyle mühendislere karşı nasıl hitap edeceğimi ve neler alacağımı çok onları sıkmadan bir şeyler söylemenin zorluğunu yaşadığımı itiraf edeyim. Çünkü çok rahat konuşacağım. Acaba o karşılıkları ilginizi bilme niyetinde? mühendis bir topluluk var karşımda ve ilgileri doğal olarak farklı. O e, onunla ilgili zorluğu yaşadım. Umarım e, anlattıklarım anlaşılabilir olmuştur ve karşılık bulmuştur. E, en azından e, karşı yani anlamasanız bile bazı kavramlar ve bazı isimler hayatınızın geri kalan kısmında cevabını aramak üzere bir tarafta da kaydetmiş olmanız bile benim burada konuşma yapmamın başarılı olarak kabul etmemi, adetmemi yeterli artar bile. Peki ben tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.